Sevgili öğrencilerim merhaba. Yaklaşık 2 aydır sizlerle TYT matematik ve TYT geometri konularına devam ediyoruz. AYT matematik konularına henüz başlamadık. Bugün itibariyle günün sorusunda polinomlara başlıyoruz. Bundan sonraki günlerde diğer konularla devam edeceğiz. Polinomlardan günün sorusunu çözelim. Günün sorusunda sizlere polinom konusunu kısaca özetlemeye çalışacağım. Şimdi sorumuzu önce bir okuyalım. İkinci dereceden Px polinomu ile ilgili olarak P2x artı 3 polinomunun sabit terimi P altında P2'dir. P3x artı 4 polinomunun katsayılar toplamı P altında P3'tür. P0 7 olduğuna göre P altında P1 kaçtır? Bu soruda neleri hatırlayacağız? Polinomlarda değer bulmayı hatırlayacağız. Bir polinomun sabit terimi nasıl bulunuyor bunu hatırlayacağız. Bir polinomun katsayılar toplamı nasıl buluyorduk bunu hatırlayacağız. Bir polinomun denklemini nasıl kuruyorduk bunu hatırlayacağız. Peki o zaman başlayalım. Şimdi verilen bilgilerle başlayacak olursak P2x artı 3 polinomunun sabit terimi. Bir polinomun sabit terimi bulunurken x yerine ne yazarız? X yerine 0 yazarız. Burada x yerine 0 yazdığımda ne oluyor? P3 eşittir. P altında P2 oluyor. P altında P2 P3 eşitmiş. Burada parantezin içinde 3 var. Burada parantezin içinde P2 var. O halde 3 eşittir. P2 eşitliğini elde ediyorum buradan. Buradan elde ettiğim bilgi bu. P2 eşittir 3. Aynı şekilde katsayılar toplamını bulmayı hatırlayalım. Bir polinomun katsayılar toplamını bulurken x yerine 1 yazıyorum. Polinomda x yerine 1 yazıyorum. O zaman burası P7 oldu. P7 eşittir P altında P3. P altında P3. Burada parantezin içinde 7 var. Burada parantezin içinde P3 var. O zaman 7 eşittir P3 oldu. P3'ün buradan 7 olduğunu gördüm. Başka bir de bana P0'ın 7 olduğunu söylemiş. P0 7. Bunu da vermiş. Şimdi burada ikinci dereceden Px polinomu diyor. İkinci dereceden Px polinomu ax kare artı bx artı c şeklinde düşünülebilir. Soruyu bu şekilde çözebiliriz ama ben bu şekilde çözmek istemiyorum. Şöyle çözeceğim. Şimdi Px polinomu oluşturmak istiyorum. Baş katsayısı A. P0'ı 7 vermiş. Ben de P3'ü 7 buldum. Bakın P0 7, P3 7. Polinomu şöyle yazıyorum. A çarpı x çarpı x eksi 3. Bu şekilde yazarsam P0 0 çıkar. P3 0 çıkar. Hem P0'ın 7 hem P3'ün 7 çıkması için o zaman bir artı 7 eklemem gerekiyor polinomuma. Px polinomu bu şekilde oluşturursam 3 yazdığımda da 7 çıkar. 0 yazdığımda da 7 çıkar. Peki Px polinomunu buldum mu? A'yı bulursam Px polinomunu elde etmiş olurum. Peki A'yı nasıl bulacağım? Kullanmadığım bir bilgi var. Nedir bu bilgi? 3 eşittir P2. Yani P2 3'müş. P2 yerine yazıyorum. X'e 2 yazdığımda A çarpı 2 çarpı burası eksi 1 oldu. Artı 7. P2 3'tü. 3 eşittir. Eksi 2A artı 7. Buradan 2A eşittir. 4 olur. A eşittir 2 olur. Evet, A'yı bulduysam Px polinomunu bulmuş oluyorum. Benden P altında P1'i soruyor. Şimdi P1'i bulalım. P1 nedir? A'yı kaç bulmuştum? A'yı 2 bulmuştum. Burası 2. P1'i buluyorum. 2 çarpı 1 çarpı parantezin içi eksi 2 olur. Artı 7. Burası 1'di. Buradan P1 kaç çıktı? P1. Burası eksi 4 artı 7. P1 3 çıktı. P1'im 3 çıktı. P1 yerine 3 yazarsam benden P altında P1'i soruyorum. P1 yerine 3 yazarsam o halde cevaba ulaşmam için P3'ü bulmam gerekiyor. P3'ü zaten bulmuştum. P3 7 idi. O halde cevabım 7 olmuş oldu. Evet, günün sorusunda polinomları hatırlamış olduk.